çok şanslı izleyin birader. Evet. Böyle bir... Aa, kendisi de geldi. Mesutcuğum, Mustafa'cığım. Hoş geldiniz muhtarım. Nasılsınız? Merhaba. Sayın muhtarım, sizleri burada görmek ne kadar büyük bir şeref. Sağ olun, var olun. Efendim, bir çay alayım Mesutcuğum ya. Derhal, derhal. Cemacığım, hemen çay yapalım hemen, muhtarımıza. Hemen ustacığım, hatta hemen, ben hemen de geleyim, şöyle özel yapalım. Özel bir çay. Geldi işte. Hak etti, dersi verelim şunu. Bizi artistik yapmak demiş, görsün. Vurmayın lütfen ya. Yapmayın Allah aşkına, yeter. Vurmayın. Vurmayın diyorum size ya. Vurma be. Vurma diyorum sana. Seyfi baba. Seyfi baba. Seyfi baba. Seyfi baba. Sakin ol. Kabus mu gördün? Ne yaptın? Ne oldu? Seyfi baba ya, ben dedim sana buralarda uyuma diye, kabus gördün ya. Bütün çınar altında beni öldürse dövüyorlardı, biliyor musun? Kimler dövüyorlardı? Ya o gün muhtarla bir adamlar geldi. Burada oturmadıkları halde, bu mahallede oturmadıkları halde benden ikametgah istediler, biliyor musun? Bu çocuklarım mı, kardeşlerim mi, yeğenlerim mi burada bir okula nakil olacakmış. Benden ikametgah istediler. Sonra? Ben de vermedim tabii. Verdiğim tek şey ağızlarına payı oldu. Biliyorsun ben kanunsuz iş yapmam butik. Ama giderken beni tehdit ettiler. Sen gülünü göreceksin dediler. Sen var ya dediler. Seni mahvedeceğiz dediler. Gebereceğiz, öldüreceğiz dediler. O gün bugündür çok tedirginim butik, bildiğin gibi değil. Ya aşk olsun Seyfi baba, hiç bahsetmedin ama ha. Ya Nurten endişelenir diye sesimi çıkarmadım. Ama gerçekten çok korkuyorum ya. Yolda giderken devamlı arkama bakıyorum, sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Takip ediyorlarmış gibi geliyor, biliyor musun? Eve baskın yapacaklarmış gibi geliyor. Çok irkiliyorum. Bir ses duysam ödüm kopuyor. Bildiğin gibi değil. Çok endişeleniyorum. Seyfi baba, hemen Rıza Amir'e haber veriyoruz. Gidelim değil mi? Evet. Bu ciddi bir sorun. Gidelim Rıza Amir'e söyleyeyim. Çünkü özel yapılan politik suikast gibi bana da politik bir suikast yapabilirler tabii. Ama Allah korusun. Ama hani ne olur ne olmaz bilemeyiz. Biz tedbirimizi bir şekilde alalım. Bak tehdit etmişler falan diyorsun yani. Evet ya. Butik gidelim. Bir an önce gidelim. Hadi kalk gidelim. Ahmet abi gelsin, ondan sonra gideriz. Allah'ım, yani gerçekten demokrasiye uzanan eller kırılsın bu değil. Ay, 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 ateş ediyorlar. Baba, 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 sakin ya. Ya, baba, baba, ben yaptım, ben yanlışlıkla döktüm baba ya. Ne döktün oğlum? Yanlışlıkla şunları döktüm, sakin ya, sakin. Sakin, gel şöyle. Lan dikkat et biraz ya. Korkuyoruz diyoruz sana. Pardon, özür dilerim, Sibel'cim ne demek, ne demek? Bekleriz, çok da memnun oluruz. Tamam, yemeği bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere. Selamlar, hoşça kal, hoşça kal. Memci, Sami Usta'yla Sibel geliyor. Yemeğe, akşama alışveriş yapmamız lazım, hazırlık yapmam lazım. İyi tamam, yap da yalnız Rukiye. Abartma ya. Abartma, bir misafir bir geliyor, bir abartıyorsun sofrayı. Sonra misafir, gelen misafir bizi yemeğe çağırmaya çekiniyor ya. Allah Allah. Niye abartıyormuşum? Ne yapıyorum mesela? Ya acayip bir sofra yapıyorsun, düzüyorsun. Ondan sonra gelenler tabii seninki gibi yapamayacakları için bizi yemeğe çağırmıyorlar ya. Ne yapayım mesela? Sade suya trit mi yapayım? Ne yapayım mesela öyle? Yok abi, ne bileyim ya, işte bir çorba, bir salata, bir yemek, bir pilav, bir de tat yaparsın. Olur biter, daha ne olacak ya? Yeni evli bir çifti, evimize ilk defa yemeği alıyoruz. Ve onlara böyle bir yatılı okul menüsü koyuyoruz önlerine. Çok ayıp bence. Hiç hoş bir şey değil. Ya tamam da padişah sofrası kurmak şart mı? Tamam Fehmiciğim, tamam. Tamam şey yaparım, dünden kalanları ısıtırım. Hep beraber oturur yeriz, tamam. O en güzeli ya. Kalmışları falan ısıtırsın, koyarız oraya. Tamam, tamam. Tamam ya, kızma Allah Allah, tamam. Yalnız abartma yani, fazla abartma, öyle padişah sofrası şart değil ama sen gene bildiğini yap. Hayır, ben size bu durumda şunu anlatamıyorum. Böyle zamanlarda insanları çağırıyoruz ya, önemsemediğimizi, özenmediğimizi düşünürler. Önemsemek lazım, birazcık hazırlık yapmak lazım, mutlu etmek lazım. Ne var yani? Tamam, tamam, tamam. Sen liste yap, ben alışverişini yaparım. Tamam. Kağıt kalem alayım ben o zamandır. Eyvah, eyvah. Padişah fermanı gibi liste gelir şimdi ya.
gazeteci seninle röportaj mı yapacak şimdi? Evet. Ya üniversiteden bir arkadaşım gazetede işe başlamış. Tamam. Konusu da Türkiye'deki ev hanımları ile ilgiliymiş. Dedi ki yani hem uzun zaman oldu görüşmedik hem de röportaj yaparız deyince ben de kabul ettim. Hadi hayırlısı bakalım. Şey Rukiye anneme gideceğim, röportajı orada yaparız diye düşündüm. Çocukları da anneme bıraktım. Malum çocuklar olursa rahat bırakmazlar beni. Doğru, iyi düşünmüşsün. Biz de sakin sakin yaparsınız röportajınızı. Aynen, ben de öyle düşündüm Ahmetciğim. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mıyım? Yok, heyecanlı değilim aslında ama yani şey düşündüm şimdi ben tabii röportaj yapıp böyle ünlü olunca birdenbire sen benim kadar ünlü bir kadının eşi olmaktan rahatsız olur musun onu merak ediyorum. Abartma sen. Yani çünkü sokakta hayranların üstüme atlayacak biliyorsun. İmzalı fotoğraf isteyecekler. Yani zor tabii. Aptal. Moresami. Bu Sibel ne bilir iş yapsın, ne bilir temizlik yapsın, ne bilir yemek yapsın. Hiçbir şey, hiçbir şey bilmeyip. Hiç. Ya güzel ana, canım ana. Sen demedin bana. Evlendi, evlen. Evlendi, evlen. Hemen açık yuvanı kur. Hemen açık birini bul diye sen demedin mi? Tabii ben işte ben senin sözünü dinledim. Hemen açık evlendim işte. Ne var şimdi bunda? Bak evladım. Ben de saydım, ne dedim ben o gelinlerden alsaydım. Bak o zaman ne güzel olurdu o gelinler ha. Po ama haklısın. Gelin değildir kavun ki koklayasın bakasın. Ama bak, lazım bilsin terbiye. Lazım bilsin, übrensin her şey. Lazım bilsin gelinlik nasıl olur, lazım. E ne yapayım anacığım, şimdi ben bu yaştan sonra halk eğitim merkezine nasıl gelin olunur, onun kursuna mı göndereyim onu? Sen oynama benimle. Ben onu mi dedim sana? Burada ben varım. Ben alıştırırım her şey. Nasıl yemek yapılır, nasıl temizlik yapılır, nasıl o, nasıl bu, nasıl güzel konuşulur, nasıl hizmet edilir, nasıl gelin, hepsini ben alıştırırım. Ya anacığım, Allah razı, Satan razı. Ya biz kendi aramızda mutluyuz. Sen karıştırma Sibel'i böyle şeyleri. Abi, abi sen de olmuşsun karı küylü ha? Karısı köylü olmuşsun sen. Hiç ananı sen dinleme, hiç. Hiç ananı sen. Yok be ana ya, öyle şey olur mu? Bu nereden çıktı öyle? Öyle değil o. Öyle, öyledir. Bak, var mı evde yemek? Yok mu? Yok. Niçin yok? Ha, niçin yok? Akşam Fema haberine gideceğiz ya biz. Herhalde ondan yok ama yarın ağzımı alır, taze taze yapar. Aha, dün de mi gittik Fehmilere? Evvelisi günde mi gittik ben bilirim. Ama evveli gün vardı. Vardı ana. Evveli gün yemek vardı. Ha tabii vardı. Dibi tutmuş pilav. Sogansız yani. Pişmemiş etler. Ha. Nerede şimdi karı insanı? Nerede mi? Çarşıya gitti. İşte ben de onu diyeyim sana. Bütün gün o aşağıda, o pasajda. Bütün gün çarşıda. Hep harcadık para. Hep para ver. Ver Sami para, harcetsin ben para. Ver Sami para, harcetsin ben para. Abi, normal mi? Ay ne kadar zevklisin Sibel. Vallahi senin gelmenle şu mahalleye giyimden, kuşamdan, şöyle modadan anlayan iki çift laf edeceğim biri geldi sonunda. Ay Pelin'cim yani modayla ne alakası var? Böyle ne hoşuma giderse onu alıyorum hayatım. Yok öyle deme, öyle deme. Sende doğuştan bir yetenek var Sibel. Bak ne neyle giyilir, ne neyin altına iyi gider. Sonra bu senenin moda renkleri neler hepsini biliyorsun. Ay Pelin'cim yani sende her gelen müşterine aynı şeyi söylüyor olma yoksa. Aa, aşk olsun. Olur mu hiç öyle şey? Teşekkürler. Ay! Ya hoş kız. Ay, kız Mesut görmeden gelebildim buraya. Kazan mübarek olsun. Aa, Yıldız'cığım. Ya sen kocandan gizlenerek mi geliyorsun alışverişe? Ya evet. Benim burada var ya, buraya girip çıktığımı görse beni mahveder. Ama hayatım, hata sende. Yani kocana baştan kabul ettirmen lazımdı bazı şeyleri. Ama neyse canım, çok da geç kalmış sayılmazsın değil mi? Yani sonuçta biz kadınlar gerçek gücümüzü fark ettiğimizde işte hayat o zaman kolaylaşacak. Alayım ben ayağımı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz Yıldız'cığım. Görüşürüz Sibel'cim, görüşürüz. E tabii benim kocam Sami Bey gibi şeker topacığı olmadığı için ben saklamak zorunda kalıyorum. Ya her kuşun eti aynı mı be? Sinirlenme hayatım sen. Boş ver. Her evlilik
tahterevalliye benzer. Kimin aşağıda, kimin yukarıda olduğunu eşler karar verir. Boş ver. Bak bak sen Sibel Hanım'a bak. Bana teşekkür edeceği yere bana böyle laf yetiştiriyor. Görüyor musun? Tamam, sinirlenme. Ay ne sinirlenmeyeceğim? Ben bulmadım o kocayı ona. Tamam bulacağım. Sana da bulacağım. Ay, ya Seyfi, tehdit etmek ne demek? Burası dağ başı mı ya? Sen devletin muhtarısın ya. Sen göreceksin dediler. Sen göreceksin bak, hesabını vereceksin dediler, gittiler. Fehmi abi, Seyfi baba o gün bugündür çok tedirgin. Adam gece uyku uyuyamıyormuş. Yok ya, merak etme ya. Olur mu öyle şey ya? Bu devletin polisi var, askeri var, savcısı var. Sen bu devletin muhtarısın. Kimse senin kılına bile dokunamaz ya. Olur mu öyle şey? Çok tedirginim Peti'cim. O gün rüyamda çınar altında dayak yiyordum. Hiç kendimi hissetmiyorum. Ben izninizle ben gitmek istiyorum. Hadi güle güle Seyfi. Tamam. Merak etme. Ay! İmdat! Beni öldürüyorlar! İmdat yardım edin! Beni öldürüyorlar! Ne oluyor ya? Baba Cemal düşürdün babacığım ben. Dikkat etsene ya. Düşürün şunu ya. Tamam. Hadi gel ben şey yapayım. Hay Gülden'cim, inanamıyorum. Gazete röportajı mı yapacaklar şimdi seninle? Ay evet anneciğim, yalnız çocuklar beni röportajda rahat bırakmazlar diye onları anneme bıraktım. Heh. İzniniz olursa röportajı burada yapayım diyorum. İzin ne demek? Aşk olsun olur mu? Burası senin evin tabii ki. O zaman. İyi, ben o zaman şimdi arkadaşımı arayayım, söyleyeyim buraya gelmesini. Tamam söyle. Yalnız benim akşam misafirim var. Böyle yavaşça burada sizi rahatsız etmeden hazırlığımı yapsam olur mu mutfakta? Anneciğim rahatsızlık ne demek? Ev sizin zaten. Estağfurullah sormanız ya. Ya benim güzel gelinime bak. Sen gazetelere mi çıkacaksın? Çok heyecanlıyım. Baba. Fehmi'ye bir şey söylemeyelim. Bir açsın gazeteyi, bir de ne görsün? Dinleyin karşısında. Çok korku olmaz mı? Ay çok büyük sürpriz olur Fehmi babaya. Allah ya, çok güzel. Bu ne ya? Aa, Gülden değil mi ya? Oo, bizim Gülden mi ya? Ne iş var bu ya? Ayı ben çocuğum. Tamam, ara. Hadi bakalım. Tehdit etmişler diyorsun ha Fehmi abi. Evet ya, tehdit etmişler. Bak hala bir şey diyeyim mi size? Bu Seyfi abi adamlara bir şey yapmadı değil mi? He? Yani malum, bizimki ne konuştuğunu bilmez, dengesizin biri. Yok yok ya, Seyfi'de bir suç yok. Ya adamlar gelmiş, burada oturmamalarına rağmen işte okula nakil yaptıracağız falan diye ikametgah istemiş. Seyfi de olmaz, vermem demiş ve o da öyle deyince tehdit etmişler Seyfi'yi. Olur böyle şeyler, oluyor yani. Ya olur mu başkanım öyle şeyler ya? Biz şimdi Fehmi abi zamanından hiç böyle şeylere alışık değiliz ki yani. Dün bir, bugün iki muhtar tehdit ediliyor. Olmaz ki ama. Yok Alper, öyle deme ya. Oo, benim zamanımda neler oldu neler. Şeyi hatırlamıyor musun Fehmi baba? Bu benim belediye başkanı olduğum zamanda belediye böyle ihale açmıştı. Yeşil alan vasfını yitiren yerler için. Sen duyurmayasın diye mahalleye seni tehdit etmişti. Bir şirket vardı, hatırlıyor musun? Ya ne şirketi ya? Onlar resmen arazi mafyası gidiyor. Ya abicim, Allah emniyetimize güç kuvvet versin. Yani ortalık mafyadan geçilmiyor. Arazi mafyası ayrı, otopark mafyası ayrı. Bu ne Fehmi abicim? Peki şimdi ne olacakmış yani? Bu adamlar vuracak mıymış Seyfi abi? Lan oğlum ağzını bir hayraç. Ağzını hayraç lan. Ya tamam abi, benim demem ne iyi olacaksa her şey. İnşallah iyi olur o zaman. Ya tamam ya, vallahi Allah düşüp durmayın siz de. Aman be ya. Bakın Fehmi abi bizi buraya ne için çağırdı biliyor musunuz beyler? Seyfi'ye göz kulak olalım diye. Uzun lafın kısası bu. Dediği gibi böyle etrafa karşı dikkatli olalım. Kim geliyor, kim geliyor onlara bakalım. Seyfi'yi koruyalım, tamam mı? Tamam abi. Sen merak etme Fehmi baba, biz buradayız. Ya bu adam çok tedirgin ya. Çok acayip. Biraz önce tepsi düştü. Kendini yerlere attı, tam süper yaptı burada ya. Ya insan gülsün ya, üzülsün ya, anlayamadım ya. Çok komikti ya. Ana. De bak gözünü seveyim ne olur. Sen karışma. Bak ben ta dükkana girmedim. O kadar çok iş beni bekliyor ki. En ben mutluyum. Önemli olan o değil mi? Yo tamam evladım, ben bir şey demem. Ben yalnız Sem. Tabii ki Sem sen mutlu olasın ama ben Sem ona ügretem. Gelin nasıl olunur? Ya anacığım sen karıştırma.
Bak sen bir tane bir şey söylüyorsun. Bu da bana beş tane bir şey söylüyor. Ben arada kalıyorum. Bundan sonra Sibel'i sen şey ama bunu bana döndürme. Sen merak etme. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben ona alıştıracağım nasıl gelin olunur da ne? Ya tamam sen karışma ona be ya. Biz mutluyuz kağıdlarımızda. Sen şey ama hoş ver. Ben yapmayayım bir şey. Ben dedim sana söz vereyim. Bak söz vereyim ben onu alıştıracağım. Hiç senin başına girmeyecek. Çok ıslah olacak. Merak etme. İyi tamam madem o zaman. Güzel güzel hadi geçin şey yapalım. Hem senin iyiliğin için hem de benim iyiliğin için tamam mı? Hah rahat ol sen. Tamam. Rahat ol sen hiç merak etme. Tamam. Hadi ben dükkana gidiyorum. Hadi git evladım hadi. Tamam. Hiç merak etme sen. Çok rahat olasın. Ayşen'cim hoş geldin. Gel canım bak burada terlikler var. Tamam. Ay ne güzel seni görmek. Hiç değişmemişsin. Sorma sen de. Teşekkür ederim. Gel gel geç buraya. Nereye? Gel. Bak şöyle senin koltuğa. Tamam. Şunu alayım. Teşekkür ederim ay, canım. Canım benim. Bu da size. Ay teşekkür ederim. Güldencim geldi mi misafirim? Aynen, geldi. Bak okuldan arkadaşım hoş gazeteci geldin. Ayşen. Ay, hoş geldin canım. Anneciğim bize getirmiş. Ne zahmetler. Evet, çok efendim. Teşekkür ederiz. Yani kusura bakmazsan benim mutfakta acık işim var. Ben sonra sessiz sessiz işimi yapayım. Size kolay gelsin. Anneciğim çok teşekkürler. Aa, çok hadi teşekkür. Röportajınızı yapın güzel güzel röportaj. Ay hadi bakalım. Teşekkürler. Ay nasılsın Gülden'cim görüşmeyeli? Ay görüşmeyeli bir evlilik ve iki çocuk yaptım diyebilirim. Ay ne güzel ya. Resimleri var mı? Ay olmaz ama dur hemen albümü göstereceğim sana. Selamun aleyküm evlatlarım. Hoş geldin babaannem. Nerede Sami? Civciv kayınvalideyle bir yere gittiler. Hmm, kesin yine babama bir sürü masraf ettirecek. Ya mavişim ya öyle deme. Bak ne güzel oldu. Erol Taş Baba Sami sayesinde evimize taşındık. Bunun neresi güzel Şahin? Ben babamı özlüyorum, babaannemi özlüyorum. Hiç güzel olmadı yani. Haklı. Haklısın kızım. Ben de çok üzüleyim sizi. Bu gelin, bu gelin senin yarısı olamaz. Senin yarısı. Çok beceriksiz çok. Biliyorum babaannem. Biz evden taşınana kadar her şeyi yarım yamalaktı zaten. Ben farkındayım. Bak, bilmeyi temizlik yapsın. Bilmeyi yemek yapsın. Bilmeyi nasıl konuşsun. Bilmeyi adam, bilmeyi bir şey. Verç uyuy. Saatlerle uyuy. Ya o zaman şöyle yap ya. Sen bize gel, bize gel Fatih Ana. Bizim ev çok huzurlu ya. Huzurdan benim başım ağrıyor sürekli. O nasıl laf Şahin? Şöyle, şimdi Erol Taş Baba Sami yok ya. Hmm. Gerilim yok. Yüksek gerilim olmayınca insan böyle bir huzur oluyor evde. Yani sıkıntıdan başım ağrıyor. Çok huzurlu ev. O bakımdan dedim. Sen bize gel Fatih Ana. Ne dersin? Ha, yok. Ha? Yok, ben bırakmam evladım o kadının eline. Yok, ben onu adam etmeden gitmem o evden. Ha. Aa, babaannem yok yok. O kadın var ya, babamı istediği gibi yönlendiriyor. Bak sonunda üzülen sen olursun. Sen boş ver, gel bize. Sen umaysın öyle. Bak, benim Fato. Hacı nene Fato. Biliyor musun sen? Benim elimden kurtulamaz o. Ben onu yapmazsam bile has. Gelin, sakın, bakın. O vakit bana demesin kimse Fatih. Merak etme Arif Bey, ben hallederim o işi. Ah, çok teşekkür abi. Ederim Bekir'ciğim. Sağ ol, eksik olma. İyi ki varsın. Ne demek? Kolay gelsin. İyi günler. Seyfi Bey'in damadının dükkanı varmış buralarda. Var. Arkanızdaki dükkan. Siz kime bakmıştınız? Seyfi Bey muhtarlıkta yoktu. Damadın dükkanda olabilir dediler. Yok kardeş, o da yok ama dükkan burası da Seyfi Bey yok. Ne yapalım? Yarını bekleyeceğiz işi bitirmek için. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. O değil. Şişt, git, gel, gel. Gittiler. Gel, çık, gelsene. Gittiler, gittiler. Şişt, ne oluyor? Ya ne bileyim ben, anlamadım gitti bu şeyleri ya. Allah Allah. Niye bunlar şimdi Seyfi abiye sordular ki? Ne dediler? Dertleri neymiş ki? Ya Seyfi abiye sordular. Muhtarlıkta bulamadık. Damadının dükkanı nerede diye sordular bize. İşini yarına bitiririz. Öyle bir şeyler söylediler. He. Ne diyorsun abi ya? Allah. Ya Bekir hiç tekin tiplerde değillerdi ha. Belediyeye geldi. Ha? İşte sonra da buradayım. İşte bu kadar.
Ay Gülden'cim, seni çok özlemişim. Ben de seni Ayşen'ciğim. Ya Seher Gülden harika bir ev kadını oldu deyince bu röportajı seninle yapmak istedim. Nedense ben seni hep bir şirketin başında yönetici olarak hayal etmiştim. Şimdi karşına geçmiş günümüzün ev kadınları üzerinde röportaj yapıyorum seninle. İşte hayat. Aman efendim. Ah, anne, ay kusura bakmayın canım benim, bölüyorum. Hemen ay, şunları bırakın. Ama bak işte Rukiye anneciğim, ne zahmet ettiniz, ben alırdım. Ya o, ne zahmet. Hadi bakalım, kolay gelsin size. Hangi ara yaptınız bunları? Ay yok be, bir şey değil. Ben zaten hazırlık yapıyorum, misafir gelecek. Ama zaten bunlar işte hazırdı öyle. Getirivereyim dedim, afiyet olsun. Her şey mükemmel görünüyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun canım. Canım benim, sen bir de tadına bak. Tadına bak, anlayacaksın. Böyle iki arada Rukiye annem muazzam lezzetler yaratır, değil mi? Değil mi? Bak şimdi akşam misafiri var ya, göreceksin bu masayı bir donatacak, krallara kraliçeler layık. Güldencim abartıyor ama sevdiğinden abartıyor birazcık. Aşk olsun anneciğim, abartmıyorum. Niye abart? Böyle de mütevazi. Ne yapar biliyor musun? Evini dört dörtlük temizler, torunlarına bakar, bize de böyle çok güzel yemekler yapar. Böyle bir ev hanımı işte. Biliyorum çok işiniz var Rukiye teyzeciğim ama siz de bize katılır mısınız? Size mi? Evet, sizinle de röportaj yapmak isterim. Ha ben ne de? Yok yok, ben hiç bölmeyeyim sizi. Siz de güzel güzel devam edin, değil mi? Canım niye böylesiniz? Sizinle röportaj yapabilirsem çok mutlu olurum. Yeni kuşak bir ev hanımı, bir de eski kuşaktan bir ev hanımı harika olur. Ben de, değil mi o? Ha öyle 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 evet. Diyorsun, anladım. Madem öyle, o da... Ay bir katkım olabilirse ne mutlu. Ay, o zaman güzel. Harika. Gel gel, hadi gel anneciğim sen. Öyle mi diyorsun? Tabii. Hay Allah. Hay Allah. Selamlar. Merhabalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya Mesut'cum, Seyfi Beyciğim gördün mü? Vallahi Seyfi abi evdedir ya. Hayırdır? Ya hayır olsun, iki tane adam onu soruyor diye gelmiş. İki tane adam mı? Adresi vermediniz inşallah. Yok yok Fehmi abiciğim, vermedik vermedik. Yalnız Ali butik Ali duyunca dükkanı bıraktı, öyle apar topar çıktı gitti. Ya ne oluyor? Ya Seyfi Muhtarlık'ta iki tane adamla takışmış. Ha. Onlar da Seyfi'yi tehdit etmişler. Aa. Bana bakın. Yani Seyfi'ye göz kulak olalım ha. Ama öyle olmaz ki. Rıza Amir'e haber vermek lazım. Tamam ya, ben verdim Rıza'ya. Verdim. Bir vakka üzerinde çalışıyorlarmış galiba. Onu bitirince gelecekler buraya. Eyvah eyvah eyvah. Ya Seyfi ağabeyi yalnız yakalarlarsa adamlar ne olacak? Dur bakalım abiciğim. Bence şöyle yapalım. Hepimiz organize olalım. Seyfi abi muhtarlığa gidip gelirken koruma olarak ona eşlik edelim abi. Kıyak fikir. Tamam, ilk görev benim o zaman. Ben sabah işe giderken Seyfi ağabeyi muhtarlığa kadar eşlik ederim. Tamam. Muhtarlıkta da görevi ben devralırım. 2-3 saat sonra biriniz gelir, beni değiştirirsiniz. Ya, bir dakika beyler ya, bir dakika. Rıza amire sormadan kendi kendinize gelin güvey olmayın ya. Bakalım Rıza amir ne diyecek? Evet, Fehmi baba doğru söylüyor. Belki polislerin yapmak isteyeceği başka bir şey, operasyon falan vardır. Onu bozmuyor. Fehmi amca. Ha? Şey, Seyfi babamı gördünüz mü acaba? Nasıl ya? Seyfi abi evde değil mi? Yok, evde değil. Yarım saat önce çıktı. Yani o yokken de kapıya iki tane adam geldi. Eyvah! İki tane adam mı geldi? Evet, muhtarı arıyoruz dediler. Yani acil bulmamız lazım deyince ben de çıktım, arıyorum şimdi. Yavrum sen şimdi o zaman eve git. Biz Seyfi'yi buluruz. Seyfi eğer eve gelirse bize haber veriyoruz. Tamam, tamam Fehmi abi. Al işte. Birisi herhalde adresi yurtladı. Adamlar eve kadar gitmiş. Hayda, Atilla mayda. Bu adamların gözü iyice kararmış demek ya, evliye kadar gittiklerine göre. Beyler, bakın. Nurten'in dileği telaşa vermeden bu işi kendimiz halledeceğiz. Tamam mı? Tamam. Seyfi'yi bulmamız lazım. Hadi bakalım, iş başa düşüyor. Hadi. Hadi beyler, dağılalım. Tamam. Evet, olur. Ulan getirsin o zaman. Tamam. Tabii tabii. Ulan buraya baş, sen de vermezsin. Şöyle bir bak bakalım ya. Erol Taş Baba Sami, ne yapıyorsun be ya? Şey yani, ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Baba, babaannem sizden çok şikayetçi, haberin oldu. Ya kızım sen de var ama evde ayrı, mutfakta ayrı, pastanede ayrı, yatak odasında ayrı. Ya yeminle bezdim, 2 gram mutluluğum vardı, yemdiniz tükettiniz onu da. Erol Taş Baba Sami, ayrı eve çıkın. Bak biz ayrı eve çıktık, huzurdan pamuk şekeri gibiyim, baksana. Ya ben neden kendi evimden başka eve çıkacağım? Ya Mavişim diyorum ki acaba biz yeni bir dükkan mı alsak, dükkana mı çıksak ha? Ne dersin? Yeni dükkan mı?
Nereden çıktı bakalım yeni dükkan, yeni dükkan? Nereden çıktı? Ya şuradan çıktı, evde bulduğumuz diyorum huzuru. Yeni dükkana çıkarsak daha böyle huzurlu oluruz. Huzurlu huzurlu çalışırız ha. Öyle la. Ama ne kadar komik, ne kadar komik. Baba, bak o kadın babaanneme kötü davranıyorsa söyle, ben kendi evime alırım yani. Allah Allah, bu nasıl almış bakalım öyle? Bu benim ana. Ben onun üzerine titriyorum. Onun gözünden akacak bir damla yaşa. De bu dünyalar değişmez. Öyle şey olmaz. Olmaz öyle şey. Ya ama sizden çok şikayetçi. Tamam tamam ya. Erol Taş Baba Sami yani taze damat olarak bütün tavsiyelerde bulunabilirim sana. Kayınpederinle nasıl geçinirsin? Anlatayım mı sana? Baştan sona tek tek anlattım. Ay pıştıracağım şimdi ha. Dalga mı geçiyorsun hemen ha? Pöftürük. Hadi git içeriye. Bak işte hadi. Eşte ya biliyorum ya, her şeyi biliyorum. Tek tek anlatabilirim ha. Bir ev kadını olarak en zor iş hangisi sence Gülden? Aa, güzel soru Ayşen'cim. Çamaşır ve ütü. Doğru doğru. Ay çamaşır ütü zor. Ama işte oho, o çamaşır ütü eskiden zordu, şimdi bir şey değil. Nasıl yani? Tabii çocuğum, aa şimdi çamaşır iş değil ki şimdi. Çamaşırı atıyorsun, şimdi şanzımanlı makinalarımız yok mu? Böyle hop hop hop, biz abi sonra bir bakıyoruz hop, yıkanmış çıkmış çamaşır. Ve eskiden öyle makineler falan tabii yoktu. Biz elde yıkardık çamaşırı leğende. Elde yıkardık, elde sıkardık. Şimdi daha kolay yani. Elde sıkardık diyor. Şimdi merdane var. Veriyorsun merdane, tırıt buradan. Sıkılı çamaşır çıkıyor şimdi. Çok kolaydı. Ama ütü... Anneciğim yani şimdi ütü başlı başına bir iş değil mi? Zor yani. Ben de ütüden nefret ediyorum. Ayşen'cim, sen esas ütüyü evlendiğinde göreceksin. Yani bir ev hanımı olarak en sevmediğim iş, çok zor. Şimdi yani kızacaksınız bana ama o da şimdi çok kolay. Güllerciğim, ay. Bizim zamanımızda canım benim böyle elektrikli ütüler falan yoktu. Biz kömürlü ütülerle yapardık hep ütüyü, biliyor musun? Kömürlü ütüleri duymuştum ama hiç yapmadım. Yapma zaten. Aman yapma zaten, dünyanın en zor işi. Ay Ayşen'cim, o kömürlü ütüyü yapmaya hadi diyelim ki niyet ettin. O kömürleri bir yakacaksın. Onları bir kor haline getireceksin. Sonra o korları ütünün içine sokacaksın. Ütü ısınacak. Sonra ütü yapacaksın. Oho! Uf, gerçekten zormuş. Mangal mı yapıyorsun, ütü mü yapıyorsun belli değil. Aynen öyle bak. Bir de hani o ütünün içine soktun diyelim, o yakarsın yakmazsın, az olur çok olur bilmem, ayarı mayarı falan bir şey yok ki o meretin. Şimdi ne yapıyorsun? Ütünün fişini takıyorsun. Bak ısınıyor ütün. Hop, güzelce böyle sürüyorsun, jilet gibi yapıyorsun. Oh, sen sanmaz. Yani şimdiki düzenden şikayet etsem taş olurum, öyle söyleyeyim. Güzelce bir çok zordu çok. Bir de onlar ağır olur böyle deli. Ağır bir şey olur. Güzelciğim merhaba. Ay, hoş geldin. Hüküye abla yok mu? Burada. Gel canım gel. Akşama ağır misafirlerim var demiş dedi de ben de dolma sağlık. Ay iyi yaptın. Merhaba. Merhaba. Ay kız, misafiriniz mi var? Yani rahatsız etmeseydim ben. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nurten'cim, üst komşum. Ayşen kızım da Gülden'cimin arkadaşı, gazeteci. Kendisi röportaj yapıyor bizimle. Yani Gülden'cimle. Yalan. Kız Rukiye abla, yani senle röportaj yapmaya mı geldi şimdi? Ya yok yok, hayır ben de değil tabii ki. Gülden'cimle röportaj yapacağız. Hayır hayır, Rukiye Hanım açıkçası başka bir perspektif kattı röportaja. Böylece ev hanımlığın eski ve yeni karşılaştırması çıkıyor ortaya. Kız bak ben sana söyleyeyim, vallahi demeyeyim. Sen Rukiye abla gibi bir ev hanım bulamazsın. Yani bu mahallede kime sorsan, ev hanımı kim deseler... herkes Rukiye ablayı böyle parmakla gösterir diyeyim ben sana. Ya Nurten! Ya bu hep sevdiğinden abartıyor. Çok sever beni canım, ben de onu çok severim. Ay dur, ama Nurten'cim de çok iyi ev hanımıdır. Bak aa, evine böyle bal dök yala. Öyle güzel bak. İki saat önce dedim ki telefonla Nurten'cim, misafirim gelecek dedi. Kız ne ara sardın o dolmayı? Ha? Bak yapmış getirmiş, görüyor musun? Öyledir, öyledir. Çayın bitmiş senin. Evet. Gülden'cim hadi canım benim. Sen hem Ayşen'cime hem de Nurten'e de bir tane çay koy gel. Hadi kızım benim. Hadi. Tabii anneciğim. Hadi bakalım. Gülden'cim,
ömürlü öpülerden bahsediyordunuz falan. Ne yaptınız, bulabildiler mi Seyfi abiyi? Yok abi, yok. Bulamadık. Ortalıklarda yok abi ya. Abi nerede bu adam ya? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Kim bilir nerede? Yer yarıldı, yerin içine girdi ya. Seyfi baba boş yere korkmuyormuş. Adamlar peşine düşmüşler abi. Dur abiciğim, bir dur. Bir, ya iyi düşün ya. Bir hayır düşün, hayır gelsin ya. Tamam. Bir şey olmaz Seyfi abiye. Ya olmazsa nerede abi bu adam ya? Nerede o zaman bu adam? Abi bulunsa haberi gelirdi yani. Yok, ortada yok adam. Ortalıkta da yok. Abi ben gideyim birazcık daha bakayım ha. Olur mu? Bak bay, haber alırsan muhakkak haber ver, tamam mı? Merakta bırakma beni. Tamam abi, sen hiç merak etme. Hadi abicim, Allah kolaylık versin. Son durum bu işte Rıza abinin. Kimmiş o devletin muhtarını tehdit eden ya? Muhtar dediğin devletin mahalledeki en küçük amiridir. Evet. Vatandaşlık dersi konu bir. İşin cüzün rivrivriv Selahattin. Biz burada kimseye ders vermiyoruz. Evet. Ve şimdi Seyfi abi yok. Öyle mi? Evet yani herkes ona baktı. Ortalıkta yok ya. Amirim, adamlar Seyfi abinin evine kadar gitmişler. Ya abicim, üstelik Fehim abi hepimizi uyardı yani. Demek ki uyarmasa adamlar Seyfi abi ulu orta mahvedecekti. Oo, bir dakika. Bir dakika. Sakin olun. Sakin ol. Alper, sakin ol. Ben buradayken öyle kimse kimseyi mahvedemez. Yani, dağ başı mı burası? Biz buradayken çınar altında böyle bir olay olamaz. Evet, Selahattin de coştuğuna göre asla olamaz. Ya Seyfi abi, bunun turşusuz sosyete yapacağım ona ya. Kardeşim, benim anlamadığım ne biliyor musunuz? Herkesin gözünün önünde bu adamı tutup götürdüler. Ben bunu anlamıyorum ya. Abi orası çok kolay bak. Şimdi kamyoneti kapıya dayamışlardır. Tamam mı? Seyfi abinin kafaya da tak odunu vurmuşlardır. Ondan sonra hop paket etmişlerdir. Ne var ya? Bak 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 bak. Üstün zekalı Sinan, hemen sözlü olayı. He, Selahattin, hadi gidelim biz kamyoneti bulalım hemen. Sinan, kamyonet ne renkti? Selahattin, Selahattin bir sus, gözünü seveyim lütfen. Tamam amirim, sustum. Sinan, sen ne saçmalıyorsun oğlum ha? Sen ağzını bile açma lan, ağzını açma. Allah Allah, sen niye emniyetin ve büyüklerin işine karışıyorsun ha? Sus! Nurten Hanım, çok önemli bir detay bu. Ben bunu da not aldım. Ay ne demek, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ay canım benim Nurtancığım, artık şey yapalım mı? İşin ocakta yemeği falan, çünkü teşekkür ederim sarmalar için de sağ ol, ama daha çok hani ölmesek röportajı değil mi? Aa, evet ya, kusura bakmayın, ben böyle pat diye damdan düşer gibi konuya girdim ama hani rahatsız etmeyeyim daha fazla ben sizi o zaman. Yok hayır, lütfen gitmeyin. Böyle topluca konuşunca çok önemli detaylar çıktı aslında ortaya. Güldercim kapı. Bakayım anneciğim, bakayım. Çayları da tazeleyeyim mi? Evet evet, iyi olur. Bu kızcağızın konuşmaktan boğazı kuruyor. Tabii, hemen. Alayım. Ver Ayşen'cim sen de. Önemli detaylar. Ben de katlıydım röportaja. Şimdi siz eskiden ev hanımı olmanın ne kadar zor olduğundan bahsettiniz bir kere. Ya o kömürlü ütülerden. Değil mi? Yeni nesil bence bir haber. Hiç öyle yani bildiklerini zannetmiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Güldancığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Hoş geldin Nazlıcığım. Yani Musa, sen sakın kötü olma. Hoş bulduk anne, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Gel, gel, gel. Gel. Gel bak, tanışın. Nazlı benim kızım. Kendisi bir şirkette müdür muavini. Ondan sonra üniversite bitirdi. On parmak daktilosu var, yabancı dili var. Var da var. Kızımız da Ayşen, gazeteci. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ben sana söyleyeyim şimdi. Bu gazeteci kızımız Gülden'le ev hanımlığı üzerine röportaj yapmaya gelmiş. Ama ben de ne dedim? Dedim ki yani burada koskoca Rukiye abla dururken ev hanımlığını Gülden mi anlatacak dedim. Nurtencim, sen de avaz avaz ayıp kızdıysan, ne o da elinden geleni yapıyor Gülden de sonuç olarak, lütfen. Şey diyecektim anne, ben erken geldim farkındaysan, yapacak bir şey varsa yardım edeyim diye. Var mı bir şey? Ah canım benim, düşünceli kuzum benim. Yok yok, hiçbir şey yok, sen gel. Güzel dinlen, hallederiz sonra bir şekilde. Ha, tamam. Hallederiz. Siz çalışan bir kadın olarak evlendiğinizde ev işlerini nasıl yürütmeyi planlıyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii çalışan bir kadın olmak çok zor. Hani hem ev işi hem de işteki işler, hepsi bir arada çok kolay işler değil. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Ev hanımlığı bence başlı başına bir meslek.
bu söylediklerinizi bir not almam gerekiyor. Bunlar çok önemli. Sen de mi Nazlı ya, sen de mi? Ayşen'cim. Ay canım, çok teşekkür ederim. Ayşen'cim, sağ ol canım benim. Bir de şöyle bir şey var bana sorarsanız. Artık bu devirde çalışan kadının hayatını kolaylaştıran bir takım kolaylıklar da var. Bravo. Tabii. Bravo, çok doğru söylüyor. Misal şimdi mesela diyelim ki hani turşu git marketten al, değil mi? Öyle yapmana gerek yok. Salçası, tarhanası, her şey hazırı var yani. Gidip alıyorsun gerektiğinde, değil mi? Tabii, mesela ben annem gibi yapamam. Ya vaktim yok, yapamayacağım için gidip hazırını alıyorum. Hı. Alırım. Ya Seyfi abi, bir sürü karate filmi aldın ya. Ne yapacaksın ki bu kadar filmleri? Yetmez. Bunlar yetmez Feritciğim. Ya niye yetmesin? Yani ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki. Ya peşimde kötü adamlar var biliyor musun? Makam mevki sahibi olunca tabii düşmanlarım da arttı Feritciğim. Ben yine anlamadım ki yani ne düşmanı, ne artması. Ya şimdi benim düşmanlarım var ya, onlara karşı kendimi savunmam lazım. Onun için böyle karate filmleri alıyorum. Oradan bir iki hareket öğrenirsem yeter bana. Ya filmden karate mi öğrenilir Seyfi abi? Yapma Allah aşkına ya. Ya bak öğrendim. Bak bir tanesini göstereyim. Bak. Ne Allah aşkına. Yani arkamdan birisi geldi ya, vurdum şeyi. Görüyor musun bak nasıl dağıtıyorum Allah aşkına. Ya Seyfi abi dağıtma dükkanı. Seyfi abi dağıtma dükkanı. Öyle olmaz o karate işi ya. Sen anlıyorsun bu karate işlerinden ha. Al bakalım. Nasıl? Gördün değil mi? Ya. Gördün. Al bakalım dedin ya. Gördüm işte o zaman. Nasıl yaptın ya? Ama nasıl yakaladım? Ya çok güzeldi ya. Ben buna benzer şeyler öğrenmek istiyorum biliyor musun? Başta filmlerden olur mu o işler bilemedim onu. Seyfi baba. Butik. Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seyfi baba sen neredesin? Neredesin baba ya? Herkes seni arıyor. Meraktan çıldırdık. Neredesin? Nerelerdesin? Beni mi arıyor? Evet. Kimler arıyor? Şey mi böyle iki tane adam falan mı? Uzun boylu, iri yarı, esmer. Onlar mı arıyor beni? Tamam. Sakin olun. Öyle hemen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Kötünün kokusu daha çabuk duyulur. Abinim doğru söylüyor ya. Yani kötü haber tez yayılır bir kere. Bulacağız o Seyfi'yi, bulacağız. An bak, Seyfi muhtarım gelir. Yanımda da tutikali var amirim. Aha, bulmuş adam işte vallahi. Merhaba beyler, merhaba. Ya muhtar Seyfi, neredesin sen abicim ya? Bütün mahalleli seni arıyoruz biz burada. Amirim, videocu da buldum. Ya kimin aklına hasımlarından saklanan bir adamın videocu da olduğu gelir? Kimsenin gelmez birader, kimsenin gelmez ya. Saklanan adam ya evinde oturur ya da gider başka bir yerde böyle erkete yatar saklanır ya. Bindücük kimin aklına gelecek? Gel otur ya, alem adamsın gel ya. Ya adamlar seni kovalıyor. Sen videocudan film alıyorsun, olacak şey. Efendim savunma amaçlı. Karate filmlerindeki o hareketleri öğrenmeye çalışıyorum. Onları kapmaya çalışıyorum efendim, savunma amaçlı. Ya Mutar Seyfi abi, kendini savunmak öyle olmaz. Kendini savunmak ararsın karakolu, bize haber verirsin. Biz geliriz, olaya müdahale ederiz, çözeriz. Böyle olur. Öyle kerata filmlerinden, karate filmlerinden olmaz bu iş. Yani evet. Ayrıca amirimin yakın dövüş sanatlarında dereceleri var. Ya tamam, o başka bir şey. O var evet. Evet. Evet ya, bayağı endişelendik senin için ya. Evet. Seyfi abi, bu adamlar bir daha seni ararlarsa, tehdit ederlerse... hemen bize bir telefon atıyorsun. Şak diye müdahale ediyorum, çözüyorum olayı. Bu kadar basit ya. En kıyıya bu. Tamam, ya. Doğru. Haklısınız efendim. Amir bir şey diyorum. Bizde gelseniz, bizde kalsanız biraz şöyle bir 5-10 gün falan. Hani ailenizde, şey diyeyim, memlekette. Hani iyi olur diye düşünüyorum. Yok, sağ olasın. Sağ olasın Seyfi abi. Gerek yok. Biz tüm mahalleyle birlikte, el birliğiyle sana yardımcı oluruz. Gerek yok öyle. Ciddi bir teklif gerçekten. Yerimizde kalın Selahattin komiserinle beraber. Efendim yerimiz de var. Yatak odasını ikinize ayırırız. Biz şeyle Nurten'le misafir odasına geçeriz. Yok o hiç olmaz. O asla olmaz. Çok sağ olasın nazik teklifin için Seyfi abi ama gerek yok. Gülümseyim. Harika, harika oldu.
Gülden'cim çok teşekkür ederim. Sayende müthiş bir toplu röportaj oldu. Anne kız biz şimdi gazeteye çıkacağız. Ay canım benim, bence senin sayende çok güzel bir röportaj oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun her şey için. Ay iş yerinde çok büyük havam olacak yalnız. Gülden'cim iyi misin? Senin suratın bir değişti. Ya niye canım? Gayet iyiyim. Yok bir şey. İyi. Böreğin bitmiş senin. Ben börek vereyim mi acıktan sana? Aslında çok güzel olmuş. Bir tane daha alabilirim. Ay ya. Teşekkür ederim. Sağ ol. Gülden'cim ha. Al canım benim. Hadi. Ben mi? Hadi börek. Hadi canım komşum benim, neler yapmışım oraya. Kuş sütü eksik sanki. Halil İbrahim bereket sofrası gibi, sultan sofrası gibi ellerine sağlık. Canım benim, ay canım. Ata anam benim. Ya size yapacağım tabii. Kime yapacağım başka? Olur, afiyet bal şeker olsun. Tabii canım tabii. Rukiye eline sağlık ya. Ya sahibi söyle mi? Açık büfe gibi olmuş ya. Allah doğru Fehim abi. Ellerine sağlık dükkanım. Hepsi çok lezzetli olmuş. Değil mi? Afiyet olsun, afiyet olsun. Sibel'cim sen çok bir şey yemedin sanki. Ay Rukiye Hanımcığım, bana böyle koyun et biraz kokuyor. Yani eminim çok güzel olmuştur. Ellerinize sağlık ama ben yiyemiyorum. Kuzu gerçi bu kokmaz ama. İşte ben, bana dokunuyor, kokuyor biraz. Ah gelinim diye demeyeyim. Aynı nicesi. Tıpkı sen gibi ne yemekler yapay, ne yemekler, ne yemekler, ne yemekler. Oo, bravo ya. Ana, herkesin içerisinde laf söylemesen olmaz mı? Allah Allah, ben laf söylemeyeyim, ben demeyeyim bir şey. Ben üveyim gelinimi, üveyim onu, deyim güzel gelinim, hamarat gelinim. Fena bir şey demedim ben. Ya. Teşekkür ederim Fatih anacığım. Ben servisinizi değiştireyim, ister misiniz? Ay zahmet olmazsa çok iyi olur. Kötü. Çünkü soğuklardan da yiyebilirsin değil mi o zaman Sibel'cim? Ay yani soğuk mezelerde de sarımsak var. Sarımsak da dokunuyor bana. Yani turşu da güzel ama işte ben turşunun da limonlu olanını seviyorum. Yani eminim bu da çok güzeldir. Bu da çok güzeldir ama ben limonlu seviyorum. Daha güzel oluyor sanki. Ama unardan bir tahta ne kadar lezzetli, ne kadar güzel. Sami'cim yani sen de biliyorsun hayatım, ben turşunun limonlu olanını seviyorum. Aslında sirkeden de çok güzel olur. Ay, olur. Sirkeden limon. Çok güzel olur. İnanın limon da çok güzel. Anlayacaksınız ya. Sirkeden çok güzel olur. Bir şeye döndü ha aynı. Neşeli Güller filmine döndü. Hani sirkeli mi? Allah doğru Fehim abi. Ben değiştireyim servisinizi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben geleyim, bakayım münasip bir tatlı. Varsa bunu şey yapayım. Ben de göreyim mi ya? Yok Fehim'cim size afiyet olsun. Geliyoruz şimdi. Fatuhan sen nasılsın ya? Ey evladım, ey her şey, o kayım, ey o kayım mutlu, o kayım şanslı, sana anlatamam. Allah bana bir gelin ver. Gürsan sen. Sabah dil kocasından benden bile peşin kalkay. Bir sofra hazırlay, bir kahvaltı hazırlay. İnan ama bak, o vakitte açan biteği sofra toplamış. Açaysa cüzük ayısı hop kahveci oluyor önüne. Öyle bir hamara. Allah bana acıdı. Ya tebrikler ya Sibel Hanım. Tebrikler vallahi. Teşekkür ederim. Bak, Gürsan, Sami'nin elbiselerini, benim fistanlarımı. Şaşırırsın. Bak şaşırırsın. Sanki çıkmış fabrikadan. Öyle ütüsü, öyle temiz, öyle paç, öyle paç. Ele ev, bal dükkanı. Bak o ka her şey bambaşka, bambaşka. Bambaşka bir insan. Ya Sami Bey, vallahi çok şanslısın ya. Tebrikler Sibel Hanım. Evet, sağ ol Fehim abi. Gerçekten çok şanslıyım. Çok, çok titizdir benim gelinim, bambaşka. Fatuhan'cığım, gerçekten teşekkür ederim. Aa, rica ederim. Canım gelinim, ben seni ügmeyeceğim da kimi ügeceğim? Sensin benim canım gelinim. Bak,
anlattıramam sana. Anlattıramam. Oka paç, oka temiz, oka akıllı, oka bir dili var. Anlattıramam sana. Vallahi devrikler Sibel Hanım ya. Ya Fatuhan'a bile böyle diyorsa, yani tebrik ediyorum sizi. Sağ ol, çok şanslısın, çok. Sağ ol Fiyo, gerçekten ben de heyecanlandım şimdi bunları duyunca. Öyleyim, evet. Ya Rabbi. Tamam, tamam. Anneciğim, canım benim. Sen bir sakin ol. Nazlı. Nasıl sakin olayım Nazlı? Dünyanın ikramını hazırlamışım. Yemekler, her şey. Kadın hiçbir şeyleri sürmedi ayol benim. Bütün gün akşam masada. Ay çok haklısın. Ha ben neye şaşırdım biliyor musun? Sen el açması börek yapıyorsun. O diyor ki ben hazır yufkadan böreği daha çok diyor tercih ediyorum diyor. Ay neymiş efendim? Böyle el açması börek dokunuyormuş. Ay ya orada ben var ya pes dedim. Ya. Duydun değil mi? Söylediğini duydun değil mi canım? El açması börek nerede? Yok börek nerede? Artık yani. Tamam. Tamam anneciğim vallahi çok sinirlendim. Tamam sakin olalım ya sakin. Daha salatadan başka hiçbir şey koymadı ağzına artık. Nazlıcığım ama ya ayıp denen bir şey. Ayıp. Ama bak en azından salatayı beğendi. Ha tabii. Ama onu da eğer ben saksıda yetiştirdim bu kıvırcıkları diyeydim onu da beğenmezdi. Ama bu kıvırcıkların açık yeşilleri ben de gaz yapıyor. Bunu daha koyu yeşil olsa eğer vallahi artık herhalde. Aman bak şimdi bak biz neden sakin olacağız anneciğim biliyor musun? Çünkü ne? Sami abi var, işte Fatuhan'a var, onların hatırı var. Doğru. Yapmayalım tamam mı? Biz şimdi böyle sakince çıkalım yani. Tamam doğru söylüyorsun. Sakince çıkalım. Ben şimdi ona tatlı olarak da armut koyacağım önüne. Bunda sapı var diyerekten onu da yemesin. Aç gitsin bundan. Meyve tabağı da dolapta alalım. Komşucuğum, sana anlattıramam. Bir tutumlu gelinim var, bir tutumlu. Zannedersin cimri. Bak, hiç alışveriş yapmaz. Bu kadar masraf yapmaz, bu kadar ziyan bir şey sokmaz eve. Öyle tutumlu. Ya tutumluluk çok önemli ya. Tutumluluk en önemli şey. Ya insanlar para nasıl kazanılıyor falan demedi. Habire onu bunu alıp gidiyorlar ya. Bak, gardırobu açıyorsun, 50 tane elbise var. Öyle hiç giyinmemiş ya. Olacak şey değil. Aa! Tutumluluk ya çok önemli bir şey. Evet. Vallahi ağzına sağlık. Bu kadar güzel dedin ki Fehmi abi. Bravo yani. Sanırım annem bana laf mı dokunduruyor hayatım? Yok. Nereden çıkardın? Annem ne kadar güzel şeyler söylüyor işte Sibel. Ya sen de sana bir şey söylese hemen kızıyorsun. Övse yine kızıyor. Yani annemin bunda samimi duygularım hayatım. Herhalde. Annemi kessen böyle şey söylemez. Boşuna laf söylemez. İstemediği hiçbir şey söylemez o. Yani. Evet, tatlılarımız hazır. Harika, güzel. Vallahi Fehmi abi, elimde kaymaklı var. Hayatım, Sami tatlı yemiyor Rukiye Hanım. Ellerinize sağlık. Eminim çok güzel olmuştur ama Sami'nin şekeri var ya. İşte o yüzden annem Sami abi için meyve hazırladı. Ama Nazlıcığım yani sonuçta meyvede de şeker var değil mi? Ama hayatım, yarım portakal, yarım ayva yiyebilirsin. Ha. Öyle yapalım, öyle yapalım. En iyisi öyle yapalım ama size de ayva tatlısı yaptım. Annemin ayva tatlısı meşhurdur. Evet. Çok güzel yapar. Aa, tatlı kızım. Bak, benim gelinim de öyle yapar tatlılar, öyle yapar baklavalar. Ama Sami'ye yasak, onun için yapamayız, yiyemek. evet, yani. Yalnız bu arada ben de tatlı yemiyorum. Hormonumu korumak zorundayım sonuçta. Ellerinize sağlık tabii. Ama Nazlıcığım yani sen de bence dikkat etsen iyi olur. Tabii gençsin şimdi kolay verirsin ama... Hani böyle fotoğraflara da bakıyorum Rukiye Hanım. Hani böyle eskiden... Hani kilo almaya da müsait gibi falan ama sen bilirsin tabii. Çay içelim hadi bakalım. İçelim. Vallahi harika. Tam zamanı dedim Fehmi abi. Evet. Tam çay zamanı. Gelinim bir kahve yapar. Nasıl yapay bilmem. Soğuk suda böyle yavaş yavaş karıştırayım. Ağır ağır demleni bile. Oli çipüki çipüki bir tatsan. Asayiş Berkemal. Buyurun çıkın.
Rukiye'm karışma ama. Çıkın baba, çıkın, çıkın. Hiç kimse yok, rahat. Tamam. Ya bu kadar tedirgin olma, rahat ol. Bir şey yok babacığım işte ya. Buyurun, buyurun, gidelim, buyurun. Karışık yollarda, hüzünden, mutluluktan dem alana. Yapmışız, yine yıkmışız, hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya, yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatları. Hepimiz bir gün geçmişiz.